Bugün Tonguç Akademi'de karmaşık sayılarda modül konusunu yani mutlak değer konusunu anlatacağız. Tonguç hazır mısın? Aa yine dolmuş amca. Elham, ben orada boşluk görüyorum diyor adam. <laughs> yanaşın diyor. Helal biz de <laughs> güzel bir hocam. Evet Bak Z'nin <laughs> Z'nin bak iki Z'nin etrafında mutlak değer koyarsak bu Z'nin modülü demek evladım. Z'nin kendisine x artı y yi dersek yani 3 artı 5 i 2 artı 4 i dersek Z'nin modülünü şöyle gösteriyoruz. Karekök içinde, karekök içinde R'linin karesi artı imaginary'nin karesi. Yani x'in karesi artı y'nin karesi. Bu kadar. Şimdi mesela hemen şöyle bir şey bakalım. Z eşittir 3 artı 4 ya. Z'nin modülü nasıl bulunur? Karekök içinde. Evet evladım sen söylüyorsun bunu. Ee, x kare. Yani x burada ne evladım? 3'ün karesi. Yani 3'ün karesi artı 4'ün karesi. 4 yani 9 artı 16 25 karekök 25'te 5. 5'tir Şimdi hemen buna bakıyoruz. Karekök içinde ee, re'li 5'in karesi. 5 karesi artı imajinerisi ne? 12'nin karesi. Eksi 12'nin karesi. Zaten karesi. o da 12'nin karesiyle aynıdır. A da doğru. 144. 25 artı 144 karekök 169. O da 13 evladım. Anladım. Zaten bak 3, 4, 5 üçgeni. 5, 12, 13 üçgeni. Özel üçgenler çıkar genellikle. Aa, ya aslında bunların hepsi birbirini tanıdık. evet. bütün matematik birbiriyle alakalı. Bir Bak kare kök içinde. Reel'nin karesi. Köküç'ün karesi. Ne der köküç'ün karesi ya? 3 ee, eder. 3 eder. Kare, 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 kare birbirini götürürler. Peki burada imajinerisi ne bunun? Bir kare. Bir. Ha. İmajineri 1 bir bunun. Birin karesi. Köküç'ün karesi 3'tür. Birin karesi 1'dir. 3 artı 1 4 kare küp 4 de 2'dir evladım. Anlaştık Anladım. mı? O zaman modülünü nasıl bulacağını öğrendik mi Öğrendik hocam. Şimdi modülle işlemlere bakalım evladım. Eskiden LYS'de çıkmış sorular yani ÖYS sınavında çıkmış sorularda da bunlar var. Çok dikkatli dinle beni. Ve hocalar sınavlarda mutlaka soruyorlar. Bak Z1 ile Z2'nin çarpımını modülünü ben Z1'in modülü Z2'nin modülü diye ayırabilirim. Bu bölümü de şey. ayırabiliyorum. Evet mutlak değerde de aynı özellikler var. Mutlak değerin özellikleri de aynısı. Bak çarpımı ayırabiliyorum. Bölümü de ayırabiliyorum. Üslü ifadeyi de üssünü dışarıya gönderebiliyorum evladım. Mesela sana şöyle bir şey derse. Z'nin 5. kuvvetinin modülü nedir dese. Sen hiç Z'nin 5. kuvvetini alıp da modülünü alayım diye uğraşmayacaksın. Sen Z'nin modülünü alacaksın. Sonra çıkan sayının 5. kuvvetini alacaksın. Anladım hocam. Bu çok önemli. Bak çok çıkıyor bunlar. Çok dikkat et. Peki karşımıza şöyle bir şey geldi. Bak eskiden çıkmış bir sorunun benzeri bu. Zaman. Z1 eşittir 3 artı 4 değil. Z2 falan filan demiş. Şimdi bize böyle eşek kadar bir ifade vermişti. Onu. Estağfurullah. Bak evladım. Bir kere biz bölmeyi ayırabiliyorduk değil mi? Evet. O zaman bölmeyi ayıralım Tomuç. Z1'in karesi çarpı Z2 bölü Z3'ün dördüncü kuvveti. Buraya ayırdık mı Tomuç? Şimdi sonrasında çarpmayı da ayırabildik değil mi Tonguç? Z1'in karesinin modülü çarpı Z2'nin modülü bölü zaten aşağıda da Z3'ün dördüncü kuvvetinin modülü vardı. Buraya aradık mı Tomuç? Um? Sonrasında şunu yapacağız Tomuç'um. Çok dikkat et. Üstü sayıları da dışarı atabiliyorduk. Hani demin söylemiştik bunu dışarı atıyorduk, Bunu dışarı atıyorduk. O zaman Z1'in modülünün karesi çarpı Z2 bölü Z3'ün modülünün dördüncü kuvveti olmuş. O zaman soru bitti. Bizim yapmamız gereken şey ne? Z1'in modülünü, Z2'nin modülünü, Z3'ün modülünü bulup yerine koymak. Z1'in modülünü bulalım Tonguç. Eşittir. Hemen ne yapıyorduk? Karekök içinde. R'linin karesi, 3'ün karesi artı 4'ün karesi yapıyor muyduk? Evet hocam. 9 artı 16 karekök içinde 25 ediyor. O da 5 çıkıyor. Z2'nin modülünü bulalım. Kare kök içinde birin karesi artı eksi köküçün karesi değil mi evladım? Evet hocam. Birin karesi birdir. Köküçün karesi üçtür. Üç artı bir dörttür. Karekök 4 dört de ikidir evladım. Z 3ün bak Z üçün modülünü buluyorum. Karekök içinde birin karesi artı yine birin karesi. Karekök ikidir evladım. Bulduk bunların hepsini. Evet, Şimdi hocam. yerlerine koyuyorum bak. Z1'in modülünün karesiydi. Z1 neydi? 5'ti. 5'in karesi çarpı. Z2'nin kendisiydi. Z2'nin modülüydü. 2'yi bulduk zaten. Z3'ün modülünün 4. kuvveti. Yani karekök 2'nin dördüncü kuvvetini alıyorum. O da 25 çarpı 2 bölü. Bunun dördüncü kuvveti de karekök 16'dır. Karekök 16 da 4 diye çıkar. Yani 50 bölü 4 diye çıkar. Anlaştık mı? Anlaştık hocam. Anlıyor musun evladım? Çok net bir şekilde anladım hocam. Fakat birkaç örnek çözemem çözenlerden... lazım. Kafanın soru işaretleri var mı hala? Kafamda biraz soru işaretleri hafif kaldı. Karmaşık sayılır hocam sonuç. sonuçta. Kafanı da şey yaparsan böyle kafana bir tane şöyle vurursan geçer belki soru işaretleri. Bol örnek çözersem ve yani tekrar edersem iyi olacağını düşünüyorum. Çok özür <laughs> <izleki>. Şimdi <laughs> bir adam bak bir tane daha soru. Bu artık son sorumuz. Şimdi, Şimdi böyle bir. Ama kesin bir soru daha vardır hocam. Yok yok. Bak bu ifadeyi gördüğümüz zaman hemen ne yapacaktık? Kaçacaktık. İlk başta ayırıyoruz. <laughs> Z3'ün Bak Z3'ün karesi çarpı Z2'nin kübü bölü. Bunun modülü bölmeye ayırıyorum bak. Z1'in kübünün modülü. bölme ayırdım da şimdi çarpmaya ayırıyorum. Z3'ün karesi çarpı Z2'nin kübünün bölü. Bak çarpmayı ayırdım. Modülleri ayırdım. Z1'in kübü modülü ayırdım. Şimdi üstleri dışarı atıyorum. Üstleri dışarı atıyorum. Z3'ün modülünün karesi bu sefer. Z2'nin modülünün üçüncü kuvveti. Z1'in modülünün üçüncü kuvveti. Ayırdık mı Tonguç? Ayırdık hocam. Şimdi o zaman biz bunların modüllerini bulmamız gerekiyor. Hemen Z1'in modülünü bulalım. Karekök içinde 2'nin karesi artı 2'nin karesinden 4, 4, 8. 2 kök 2 çıkar. Z2'nin modülünü buluyorum. Karekök içinde 1'in karesi artı eksi 1'in karesinden 1, 1, 2'ye çıkar. Karekök 2 çıkar. Z3'ün modülünü buluyorum. Karekök içinde 1'in karesi artı 2. İşlem karmaşası görüyor. İşlem Aynen. hamallığı. Başka bir şey değil. Bu da karekök 5 çıkartılmış. Şimdi yerlerine koyuyorum. Ee, nereye koyalım? Z3 neydi Tonguç? Buydu. Bunun karesini nasılsak ne der? 5. Z2 neydi Tonguç? Iki. Buydu. Kübünü alırsak karekök 8 çıkar. Hmm. Bölü. Z1 neydi? Buydu Tonguç. Bunun kübünü alırsak 8 kare kök 8 çıkar. Bunlar birbirini götürür. Cevap 5 bölü 8. Vay be. Anlaştık mı? LYS tüm hızıyla devam ediyor. Bugün modül anlattık. Yarın neler anlatacağız kim bilir. Ama <laughs> ilk başta neye koyuyoruz biliyor musun Selim Tonguç Akademi. Tonguç Youtube falan filan değil Tonguç Akademi.com asıl web sitemiz. Orada Bütün videolar daha önceden koyuyoruz herhalde. Anladım hocam. Ve bunu Twitter, Instagram, Facebook'tan e, duyuruyoruz. O yüzden sen bence Twitter, Instagram, Facebook hatta Vine'ımız da açılıyor. Ona da üye olayı Tamamdır. Öyle. Ödüllü sorumuzu yap, cevaplaya gönder bakalım.